İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 21. toplantısı. Türkiye'de Ermenilere karşı soykırım terimini kullandığı için hüküm giyen gazeteciler berat etti. Bakü, Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi ile işbirliği yapmayı reddetti. Ermeni Nahçıvanı, sığına. Artsak Televizyonu faaliyetlerine devam ediyor. Batı Ermenistan'ın Adana ilinde yangın bahçe ve ormanlara sıçradı. Yurik Hoveyan, Türk rakibini yenerek Avrupa Şampiyonası'nın bronz madalya sahibi oldu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümet Konseyi'nin 21. toplantısı 1 Temmuz'da gerçekleşti. Gündemde hükümetin tasarladığı plan ve hedeflere ilişkin bir dizi soru yer aldı. Oturumun açılış konuşmasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan ilk olarak geçen yıl Birleşmiş Milletler'in genetik kaynaklar ve geleneksel bilgi konulu toplantılarında yaptıkları konuşmaları anımsatarak dünyanın dikkatini bir kez daha soykırım Armenistan'a çekti. Devlet Başkanı Lidya Margosyan bu yıl içerisinde Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin tutumunu sunmak üzere Birleşmiş Milletler'de düzenlenecek iki toplantıya katılacaklarını ifade etti. Oturum, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Gabrahamyan'ın sözleşmeyle ilgili olarak ne gibi çalışmaların yapılması gerektiğini anlatmasıyla devam etti. Ulusal Konsey Başkanı özellikle şunları kaydetti. Genetik kaynaklarımız ve geleneksel bilgilerimiz üzerindeki haklarımızı geri alabilmek için bu anlaşmanın her maddesi üzerinde ayrıntılı olarak çalıştık. Toplantıya Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Bayan Neli Harutyunyan da davet edildi. Ulusal Meclisi'nin oturumları sırasında ayrıntılı olarak sunulacak olan yukarıda belirtilen sözleşme konusunda Ulusal Meclis Başkanlığı'nın kendi pozisyonunun bulunduğunu bildirdi. Daha sonra oturumda okçuluk yarışması ve Haçkar'ın açılış protokolüne ilişkin taslaklar sunuldu. Etkinliklerin prosedürleri ve planlanan giderlerinin yanı sıra çok sayıda gündem ve önemli konu görüşüldü. Bayan Başkan ayrıca 15 Eylül'de Tanrıça Anayit'e adanan bilimsel konferansı da hatırlattı. Ermeni Haber Ajansı tarafından bildirildiğine göre Türkiye'de muhalefetteki Biyanet Haber Ajansı'nın internet sitesinde yayınlanan Ermenilere uygulanan soykırım ile ilgili dünya basında manşetler başlıklı kitabın yazarları berat etti. Tutuklanmadan önce gazeteciler konuyla ilgili haber yayınlıyor ve Biyanet'te çalışıyordu. Bu haber üzerine haklarında Türk milletini aşağılama suçundan Ceza davası açıldı. 2015, 2018 ve 2019 yıllarında yayınlanan toplam 6 haberde kullanılan dil nedeniyle gazeteciler suçlandı. Gazetecilerin berat ettiği 2 Temmuz'daki duruşmada bir gazetecinin sırf kitaba dipnot yazmak için mahkemeye çıktığını söylediği kaydedildi. Savcının Ermenilere uygulanan soykırım tabirinden rahatsız olabileceğini ama belki hakimin de anlam sıkıntısı yaşadığını düşünerek burada bir savunma düzenledi. Benim V bağlacını kullanmam da günah sayılabilirdi. Bilemeyiz. Ama sonuç olarak bu ifadeyi kullanmak, tercüme etmek, Ermenilere karşı uygulanan soykırım yapıldığını söylemek günah değildir diye tamamladı. Özgürlük Ajansı'nın belirttiğine göre Bakü, Avrupa Konseyi İşkence Önleme Komitesi ile işbirliği yapmayı reddetti. Yapı bu adımı Bakü tarafından işkencenin önlenmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi'nin ihlali olarak nitelendiriliyor. Örgütten yapılan açıklamada komite Avrupa İşkenceye Karşı Sözleşmenin varlığının temelinde yatan sorunları çözmek için Bakü yetkilileriyle yapıcı bir diyaloğa girmek için samimi girişimlerde bulunmuştur ifadesine yer verildi. Komite, Bakü'deki bazı kurumların kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere yıllardır komitenin işkence uygulamasını sona erdirmeye yönelik uzun süredir devam eden tavsiyelerini uygulamaya yönelik adımlar atmayı reddettiğini iddia ediyor. Çerçeve özellikle Bakü cezaevlerinde tutulanlara yönelik muameleyi ön plana çıkarıyor ve tutukluların tokatlamak, yumruklamak, tekmelemek, cop veya tahta sopalarla vurmak gibi işkenceye maruz kaldıklarını vurguluyor. Ayrıca heyete şişelerle tecavüz, elektrik şoku kullanma tehditleri de geldi. Avrupa Konseyi'nin işkenceyi önleme komitesinin raporuna göre tutuklananların yakınlarına karşı cezai kovuşturma da dahil olmak üzere misilleme tehditleri de kaydedildi. Sığna köyü, Nahçıvan Özek Cumhuriyeti'nin Ordubart ilçesinde bulunmaktadır. Pan Ermeni Birliği, Gartman, Şirvan, Nahçıvan bu Ermeni köyüyle ilgili ayrıntıları sunuyor. Sığna'da 17 ev göze çarpıyordu. Tek katlı ve iki katlı yapılara sahip çok odalı konutlar vardı. Bunların arasında Ölümsüz Gomidas'ın büyük babalarının Soğmeninç konağı da vardı binalar çoğunlukla yarı mamul taş ve tuğlalardan yapılmıştır. Bugün Ermeni evlerinin çoğu yıkılmıştır. Sığna Kalesi köyün kuzeybatı tarafındaki dağın tepesinde yer almaktadır. Kalenin duvarları harabeye dönüştü. Bunlardan en ünlüsü Sığna Köyü'nün kuzeydoğusundaki düz bir yerde bulunan Sığna'nın Surp Asfazazin Manastırı'dır. Şu anda Surp Asfazazin Manastırı yıkılmış durumdadır manastır 12. 13. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Birkaç kez onarıldı. 17. yüzyılın ortalarında Moses ve Filippos tarafından Gohtın ve Yerincek ilçelerindeki anıtların yenilenmesini organize ederken Meryem Ana Kilisesi de yenilendi. Yazıtlardan birinde kilisenin 1683 yılında onarıldığı belirtiliyor manastır kompleksi, Surp Asfazat'ın kilisesi, Çan Kulesi, duvar, yardımcı binalar ve mezarlıktan oluşuyordu. Üç katlı Çan Kulesi, kilisenin güney girişinin önünde bulunuyordu. Kırmızımsı renkte kesme taşlardan yapılmıştır. Kubbenin yüksekliği kilisenin çatısından 3-4 metre daha yüksekti. Çan Kulesi'nin birinci katının iki cephesinin güney cephelerinde kemerler yönünde dikdörtgen ve içe doğru silindirik nişlerin içine bir adet yüksek heykel oyulmuştur. İsa'nın çarmıha gerilmesi ve Tanrı'nın annesi. Artsakh Devlet Televizyonu küçük bir kadroyla da olsa son derece önemli bir rol ve faaliyetlerine devam ediyor. Bu Artsakh'ın eski insan hakları savunucusu Geham Stepanyan tarafından bildirildi. Stepanyan, Artsakh halkı arasındaki sosyal bağlar doğrultusunda Ermeni kimliğinin Artsakh özelliklerini ve Artsakh lehçesini koruyarak Artsakh halkını ilgilendiren konuları gündeme getirerek ve bunları düzenli olarak konuşarak elimizden geleni yapacağız diye yazdı. Videoda bugün televizyon kanalının teknik donanımı, kabineleri olmadığı ancak her şeyi yeniden başlatacak irade ve kararlılığa sahip olduğu söyleniyor. Artsakh Kamu Televizyon Şirketi'nin gazetecileri ilk programı Artsakh TV olacak olan 10. Eyalet adlı gazetecilik sivil toplum örgütünü kurdular. Artsakh Televizyonu, Facebook, Youtube, Telegram gibi sosyal ağlarda faaliyetlerine devam edecek. Batı Ermenistan'ın Adana ilindeki buğday tarlasında çıkan yangın yakındaki park ve ormana da sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın saat 11.30 sıralarında çıktı. Havadan ve karadan müdahaleye rağmen yangın şu saate kadar devam ediyordu. Yurik Oveyan, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen Avrupa 20 yaş altı Greco-Roman şampiyonasında Doğu Ermenistan ulusal takımına ilk madalyayı getirdi. Güreşçimiz Türk rakibini 14-4'lük skorla mağlup etti. Hoveya'nın kendi sikletinde şu anki Avrupa şampiyonu olduğunu ve güreşe eleme turunda başladığını ve Romanyalı rakibini 10-0 kazandığını da belirtmek gerekir. Sevgili soydaşlarımız ve sevgili vatandaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.